Herkese merhabalar. Deyimler ve atasözleriyle LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Eylül ayında, keşif ayında LGS'yi güzel güzel keşfediyoruz. Ve ilk ünitelerimizde mükemmel bir şekilde öğreniyoruz. Biliyorsun Tonguç evladım benim LGS 2022'de de LGS 2023'te de yani bizim gireceğimiz LGS'de de en fazla soru anlam bilgisinden gelecek. O yüzden bizler bak hatta LGS 2022 açıyorum bak. İlk iki soru sözcükle anlamla alakalıydı. Ama burada bazı ifadeler böyle deyimler ve atasözleriyle bağlantılı oluyor. Sonrasında cümlede anlam soruları vardı. Paragraf soruları vardı ama bak mesela burada dünyayı ben mi kurtaracağımcılar, ben demiştimciler, eyvah bittikçiler, sen yaparsıncılar. Bunlar da yine günlük hayatta kullandığımız bazı ifadeler. Aynı deyimler, atasözler gibi bunları da çok iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu konuyu da şimdi mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Ve LGS programımıza, LGS kampımıza gümür gümür devam edeceğiz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Şimdi esasında konumuz son derece basit. Yani deyimler en az iki kelimeden oluşuyor. Ve genellikle mecaz anlamda kullanılıyor. Gözden düşmek dediğimizde gözün içinden düşen bir insan canlanmıyor. Veyahut da atasözleri mum dibine ışık vermez dediğimizde yine burada da mecazlı bir ifade var. Atasözleri deyimler gibi çekimlenemiyor ama atasözlerinde de mutlaka bir nasihat, bir tecrübe var. Mesela mum dibine ışık vermez derken burada mumdan ışıktan bahsetmiyor. İnsan kendi yakınındakilere yardımcı olamaz manasında. Terzi kendi söküğünü dikemez gibi. Özdeyişlere baktığımızda ise söyleyeni belli olan sözler. Yani Mustafa Kemal Atatürk adalet mülkün temelidir demiş. Hatta altına da imzasını atmış böyle mükemmel bir şekilde. İşte söyleyeni belliyse özdeyiş olacak. Söyleyeni belli değilse atasöz olacak. Ve kişiden kişiye çekimlenebiliyorsa deyim olacak. Şimdi biz bu konuyu mükemmel bir şekilde, detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Ama sen sonrasında mutlaka Dinamo Türkçe Soru Bankamızdan ve aynı zamanda Taktikli Türkçeden, Zoru Bankası Türkçeden elindeki kitaplara göre, seviyene göre sorular çözeceksin. Bu arada LGS Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırmadan hepsini doğru yapmak istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Harikası bak full demedim çünkü Türkçe'de full diye bir kelime yok. Hepsini doğru yapmak istiyorsan sana mutlaka normal Türkçe soru bankaları haricinde mutlaka çözmen gereken 3 önemli kitabı hatta 4 önemli kitabı göstereceğim. Bunları da seviyene göre çözebilirsin. Birinci kitabımız günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabı. Burada hem sözcükte anlam hem cümlede anlam hem de paragraf hem de deyimler ve atasözleri var. Hatta şöyle göstereyim bak. Burada sözcükte anlam, cümlede anlam, deyimler ve atasözleri var. Burada 21. güne baktığımızda hatta şöyle açıyorum. 9, 13, 19, 20, 21. günde deyimler ve atasözlerine ait ifadelerin olduğunu göreceksin, soruların olduğunu göreceksin. Ve burada bunları da bak burada hatta 8. günde de deyimler, atasözlerini güzel güzel çözüyorsun. 21. günde de çözmelisin. Yani burada biz günde 15 tane soru çözerek esasında LGS'deki hedefimize ulaşabiliriz. Bu birinci kitabımız. Sözcük, cümle, paragraf anlamıyla alakalı. Hocam ben direkt paragrafa da odaklanmak istiyorum. Ben LGS hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorum diyorsan seviyene göre paragrafons ki burada biraz daha süre yönetim var. Yani soruları daha hızlı çözmen için süre yönetim yapılan bir kitap. Ve en son artık bence bunu ikinci dönemde çözmeni tavsiye ederim. Türkçe işte paragraf dediğimiz paragrafta son nokta kitabı var. Dolayısıyla paragrafta son nokta kitabı, paragrafons ve paragrafon kitabını da çözdüğünde LGS Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırma ihtimalin inşallah kalmayacak diyoruz. Şimdi güzelce videomuzu izleyelim. Sonrasında da ödevlerimizi yaparak hedefimize koşmaya devam edelim. Hadi bakalım Tonguç'um. Bunların hepsi birer deyim. Dikkat etsen bazıları iki kelimeden oluşuyor. Bazıları 3-4 kelimeden hatta daha fazla kelimeden oluşuyor. Yağmurdan kaçarken dolayı tutmak çok daha fazla kelimeden oluşuyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Saçını süpürge etmek derken saçını hiçbir şekilde ne elektrikli süpürge ne de normal fırça süpürge etmiyorsun. Burada çok dertlenmek, çok uğraşmak anlamına geliyor. Kulak misafir olmak derken kulağın gidiyor kimseye misafir olmuyor. Ne oluyor? Sen bir şekilde yanlışlıkla duymuş oluyorsun. Göz boyamak derken gidip de gözünü böyle şeyle fırçayla boyamıyorsun. Burada yani öyle tamamen yanlış bilgilerle veyahut da böyle hileli durumlarla seni kandırmak anlamına geliyor. Sırtı yere gelmek derken onun sırtı yere gelmez. Benim sırtım yere gelmez hocam. İnşallah. Niye? Çünkü zor duruma düşmezsin. Seni sevenler var, seni destekleyenler var anlamında. Bel bağlamak derken güvenmek anlamında. Ayaklarına kara sular inmek derken çok yorulmak anlamında. Mesela ayaklarına kara sular inince ayakkabını çıkarsan içinde siyah su falan yok. Orada anlatmak istedim. Çok yoruldum anlamında. Parmağı almak derken mutlaka onun da bir bu işle ilgisi olduğu anlamında. Kol kanat germek derken yine net bir şekilde onu korumak anlamında. Ağızdan bal damlamak derken de ağızdan leş bir şekilde böyle bal damlamıyor tabii ki. Güzel sözler söylüyorsun. İğrenç bir şey yani. Mesela Tonguç sen ne kadar tatlı bir çocuksun, ne kadar akıllısın, ne kadar efendisin dediğinde ben ağzından bal damlatmış oluyorum sana karşı. Şimdi deyimler ve atasözlerini karşılaştırmak gerekirse Tonguç evladım benim. Deyimler çekimlenebilir ama atasözleri çekimlenemez. Bu ne demek? Mesela ağzından bal damlıyordu. Ağzından bal damlamış. Ağzından bal damlıyor bugün. Ağzından bal damlatması olmaz gibi şeylerle çekimlenebilirsin. Ama atasözleri çekimlenemez. Yani atasözünü şöyle diyemezsin.
Ne diyelim mesela? Damlaya damlaya göl olsa. Damlaya damlaya göl olmaz ki. Damlaya damlaya göl olursa. Böyle bir şey diyemez. Damlaya damlaya göl olur, dersin biter. Değiştiremiyorsun ama deyimleri çekimleyebiliyorsun. Atasözlerini çekimleyemiyorsun. Burası birinci büyük farkları. Deyimler değiştirilemiyor ama atasözleri hiç değiştirilemiyor. Yani çekimlenemeyebiliyor. Deyimlerin çoğu mecaz anlamlı, atasözlerinin çoğu mecaz anlamlı, kimisi gerçek anlamlı. Hatta bunu da aşağıdaki atasözlerimizde hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır diye de bize sorabiliyorlar. Şimdi gel biraz da atasözlerine bakalım. Mesela taşıma su ile değirmen dönmez derken bu bir Japon atasözü değil. Yani taşıma su ne diyorsun? Bilim adamı hocamdır. Hayır öyle bir şey yok. Taşıma suyla değirmen dönmez derken mesela sana sürekli annen çalış çalış diyor. Sen de annenin demesiyle çalışıyorsan bu değirmen dönmez. Senin kendin istemen lazım. Kendin gayret göstermen lazım ki gerçekten kazanasın. Yani taşıma başkasının itirmesiyle değil de kendi gayretiyle kazanabilirsin diyor. Akan su yosun tutmaz derken yani eğer bir insan gayret gösteriyorsa çalışıyorsa başarılı olur anlamında. Ama şuna dikkat et. Bak şimdi. İşleyen demir ışıldar ile akan su yosun tutmaz, güzel bir şey. Ama şuraya dikkat et. Yuvarlanan taş yosun tutmaz, bambaşka bir anlamda. Yuvarlanan taş yosun tutmaz, bambaşka bir anlamda. Niye biliyor musun? Bu ikisi aynı anlamda zannediyor öğrenciler ama değil. İşleyen demir ışıldar, işlersen demir olarak parıldarsın, işlemezsen paslanırsın, kötü olursun anlamda. Dolayısıyla bu çalışmakla alakalı. Yuvarlanan taş yosun tutmaz ise bambaşka bir anlam var Tonguç'um. Burada şunu demek istiyor. Eğer bir insan sürekli iş değiştiriyorsa, stabil kalmıyorsa, aynı yerde kalmıyorsa başarılı olamaz anlamında. Yani ben mesela ilk başta bir öğretmenlik yapıp sonra biraz da pazarda domates satsam, sonra gidip bir tane kuaför açsam, oradan çıkıp bir tane kahve açsam, kahvede olmadı hadi bakalım galeri açsam. Böyle sürekli saçma sapan farklı işlere gidersem yuvarlanırsam yosun tutmam. Ama hep benzer iş yaparsam zamanla o işte belki rızkımı bulabilirim manasını taşıyor. Dolayısıyla bununla bu çok farklı Tonguç'um. Buna dikkat edeceksin. Su akar ya o yolunu bulur derken her şey olacağına varır anlamında. Su küçüğün söz büyüğün derken susadığımızda sen küçük olduğun için suyu sana veriyorum ama konuşma sırası öncelikle büyüğün. Kar susuzluk kandırmaz derken de kar yani diyelim çok susadın al sana bir kar topu. Bu benim susuzluğumu bitirmez ki bana gerçekten lezizül aziz bir su vermen lazım manasında kullanabiliriz. Şimdi o zaman burada şunu da bilmemiz lazım. Atasözleri Tonguç'um. Hem gerçek hem mecaz ya da sadece mecaz olabiliyor. Onu da dile getirmek istiyorum. Mesela şöyle göstereyim sana. Akan su yosun tutmaz derken burada bir mecaz anlam var. Aynı zamanda gerçekten de doğru. Mesela şöyle gösterelim. Damlaya damlaya göl olur atasözümüz düşünelim. Şimdi bu gerçekten de doğru. Damlaya damlaya gerçekten de göl olur. 100 sene de olur, 500 sene de olur ama olur. Fakat burada anlatılmak istenen bu değil ki. Bu sular idaresi için söylenmiş bir söz değil ki. Burada anlatılmak istenen küçük küçük birikimler bizi büyük sermayelere ulaştırır. O zaman burada hem gerçek anlam var hem mecaz anlam var ama daha çok mecaz anlam ağır basıyor. Peki şuna bak. Bugünün işini yarına bırakma dediğimizde burada sadece gerçek anlam var. Burada herhangi bir mecaz anlam yok. O zaman sen burada mecaz anlam olmadan direkt olarak anlatılmak istediğini söylüyorsun. İşte sana sınavda hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır derse bunda vardır diyeceksin. Hangisi yoktur? Bunda yoktur diyeceksin. Mesela son pişmanlık fayda etmez. Bundan mecaz anlamı yok ki. Net bir şekilde olanı söylüyor. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Veyahut da sakla samanı gelir zamanı. Burada bir mecaz anlam var. Sakla samanı gelir zaman derken bu sözü işte çiftçiler için söylememişler. Yani sen samanı saklayacaksın çiftçi. Sen bankacı paranı saklayacaksın. Sen şu adam şu sermayeni saklayacaksın diyebiliriz. Dolayısıyla atasözleri kimi zaman gerçek, kimi zaman mecaz anlam taşıyabiliyor. Hem gerçek hem mecaz anlam taşıyabiliyor. Bazı atasözleri ise Tonguç'um tamamen mecaz anlam taşıyor. Mesela denize düşen, bak buraya yazıyorum. Denize düşen yılana sarılır. Burada şimdi gerçekten denize düştüğün zaman yılana sarılmazsın ki. Burada anlatılmak istenen yani çok zor bir duruma düşen kişi artık yapacak bir şey yok. Her şeyi yapar manasında. Bu da tamamen mecaz anlamda diyebiliriz. Bir de özdeyişler var. Özdeyişi söyleyen kişi belli. Kısa ve özlü sözlerdir. Söyleyeni bellidir Tonguç'um. Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. Bunu Anton Çağ söylemiş. Çehov. Okumak insana olgunluk, konuşmada canlılık, yazmada açıklık verir. Bunu da Bacon diye bir amcamız söylemiş. Kendisi soy ismi biraz saçma sapan bir isim Francis ama soy ismini gerçekten anlamsız bir şey koymuşlar. Neyse sıkıntı yok. Dolayısıyla bunlar söyleyeni belli olan sözler. Şimdi geldik yeni nesil bir sorumuza. Oh be bayılıyorum bu sorulara hocam. Yeni nesil sorunun en önemli özelliği biliyorsun.
uzun bir metinden sonra veya açıklayıcı bir metinden sonra sonu soruyorsun. Sana soru sorması. Fakat Türkçe'de şunu söylemek istiyorum. Bilhassa deyimler ve atasözlerinde sen eski tarz soruları da çöz. Bunu çok iyi bilirsin Tonguç'um. Pekiştirmek için, daha iyi öğrenmek için bol bol soru çözüp bol bol hata yapmalısın. Ne kadar çok hata o kadar çok şey öğrenirsin. Bunu ilk söyleyensiniz hocam. Evet. Az hata yapıyorsan deyimlerle alakalı demek ki az soru çözüyorsun demektir. Ama çok hata yapıyorsan zamanla bunları öğrenirsin ve hatalarını da azaltırsın. Şimdi bu metni okuyalım ve anlamca özetleyelim. Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgara ihtiyacı varsa, insanın da ihtiyaçlarını karşılaması ve işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine kurulmuştur. İnsan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz. Bakalım şimdi. Taşıma suyuyla değirmen dönmez alakası. Burada insan kendi işleri yapması lazım diyordu. Değirmene gelen nöbet bekler. Yani burada herkes bir işiyle alakalı sorumluluğu varsa onu yapması lazım. El ile değirmen yeline. Yani el ile birleşmesi lazım. Değirmen de rüzgarla birleşmesi lazım ki çalışsın. Yoksa olmaz gibi. Dost kara günde belli olur derken insanlar da gerçek karakterlerini sıkıntılı günlerde belli eder demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği diyebiliriz Tonguç evladım benim. O zaman bu haftanın ödülü sorusunu yap yorumlarında. Teşekkür ederim hocam. Hadi bakalım başarılar Tonguç.